Kandırdı beni. Hakikati gözlerinle gördün işte. Nasıl yapabildi bunu? Beni sevdiğini söylerken nasıl başka bir kadının kollarına gitti? Alışmış kudurmuştan beterdir kızım, bunu boşuna dememişler. Boşuna kendini feda etti. Affetmeyeceğim onu. Gelse de, ayaklarıma kapansa da affetmeyeceğim. Bundan sonra yalnız oğlum için yaşayacağım. Artık ikimizin de yüzünü göremeyecek. Dinlemedin beni Nermin. Genç kızlığın uçtu gitti elinden. Üstelik bir de çocuk var şimdi başında. Pişman değilim baba. Hala seviyorum onu. Oğlumun babası o, Ömer'imin babası. Yavrum benim. Annecin kırılmış babana. Onu üzer miyim hiç? İstese canımı veririm seni. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bilemiyorum. Sus, sus yavrum. Tanımadın mı beni yavrum? Canım, yanındayım ben! Kaka adam geldi, fena adam geldi! Bak abi, yanlış anlama! Aramıza gelmekle bize şeref verdin tabii, ama burası senin yerin değil! Doğru, yuvana dönmelisin! Dönemem! Karım beni suçlu sanıyor. Böylesi daha iyi. Seven kadın ihaneti affetme. İhaneti de nereden çıkarıyorsun be abi? O kadın yarattı bu durumu. Önce onunla hesaplaşacağım. Ya ya ya, o hesabı bana bırak. İki şişe Marmara şarabı yeter bana. İkiniz de çok şükür geç kaldınız. Kadın Avrupa'ya kaçmış bile. Ne? Kaçmış mı? Yengemize hep beraber gidelim isterseniz. Anlatalım hakikati. Hayır. Karışmayın bu meseleme. Onların yanına dönemeyeceğimi anladım bu gece. Beklerler be seni evde abicim. Ha bırak, üstüme düşme. Kapılarının her çalınışında yürekler oynar geldin diye. Ya? Ümitlerini keseceğim onların. Mektup yazacağım karıma. Bana kağıt kalem verin. Vazgeç be Murat abicim. Bana kağıt kalem verin dedim. Beni hayatından silmen için yazdım bu mektubu. Hakkımda ne düşünürsün bilmiyorum ama sizlere dönmeme imkan yok artık. Birbirimizi aramayalım. Ben yolumu seçtim Nermin. Dönüşü olmayan bir yol. Sen de dilediğin gibi yaşamakta serbestsin artık. Her şeye rağmen çocuğuna leke sürdürmeyecek bir ana olduğunu biliyorum. İnanıyorum. Allah'a emanet. Veda mektubu değil mi? Sevinebilirsin baba. Dilediğin oldu. Murat'tan ayrıldık. Öylesi daha hayırlı kızım. Yeni bir yuva kurmak için geç kalmış sayılmazsın. Kızını tanıyamamışsın sen. Ben bir defa seven kadınlardanım baba. Bölünen sevgim oğlumda birleşecek şimdi. Hem anası hem babası olacağım Ömer'in. Topla her şeyini bana gel, burada kalamazsın artık. Kalacağım baba. Bu yuvanın ocağı sönmeyecek ben yaşadıkça. Belki de geri döner diye bekleyeceksin artık. Asla! Ölenler geri dönemezler. Benim için öldü Murat. Oğlum için de. Bana kalırsa saçlarını tarama derim. Nedenmiş o? Kuşlar yuva zannedip tepene konar da ondan. Kuş tutmasını senden mi öğreneceğim? Düdük! Marifet uzun saçlı kuşlara avlanmakta. Ya eksik olsun!
Acı çekip kahrolmaktansa onlardan uzak durmak daha iyi. Kuşlarımın sevgisi yetiyor bana. Yetmez kuşbaz. Neden abicim? Bana bakmayın siz. Her sevenin kaderi benimki gibi olmaz. İyi ya be abi! Madem ki seviyorsun, kaderini değiştirmek de senin elinde ha! Çok geç artık. Bırakın beni kendi dünyamın içinde. Çık be abi! Çık o karanlıktan artık! Var mısın bugün beraber dolaşalım? Hayır. Gecelerin adamıyım ben. Yüzüme yürünerek bakanları karanlıkta görmüyorum hiç olmazsa. Ne? Sana öyle bakanın validesini... 100.000 defa! Öperim abici. Sağ olun çocuğum.